Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Değerli arkadaşlar, bundan önceki dersimizde fıkıh literatürü bağlamında özellikle dört mezhebin temel kitapları, Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli kitaplarını tanıdık. Fıkıh usulü bölümüne geldik. Orada üç metot dediğimiz fukaha metodu, mütekellimin ve memzuç usulü. Onunla ilgili temel kaynakları gördük. Belki bu çalışmalarda bize faydalı olacak İslam fıkhına emek vermiş özellikle dört mezhep imamları, müçtehitleri kimlerdir? Bunlarla ilgili bilgileri hangi kitaplarda bulabiliriz? Bununla ilgili böyle kısa bir inşallah ders işleyeceğiz. Bununla ilgili arkadaşlar DİA'da Hanefi fıkhı bölümünde, literatür bölümünde toplu bilgiler var. Yine Huzeyfe Çeker Hoca'nın Hanefi tabakatlarının yazma nüshaları diye güzel bir makalesi var. İnternetten bulabilirsiniz. Bu şekilde inşallah Hanefi tabakat kitaplarına bugün başlıyoruz. Hanefi alimlerin hayatını belki kitaplarda iki grupta bulabiliriz. Birisi genel işte tabakat kitapları, Vefeyatül Ayan gibi, Siyer-i Alamin Nübela gibi Zehebi'nin. Bir de özel olarak Hanefi tabakatını içeren kitaplar var. Bu şekilde ikiye ayırabiliriz. Tabi bunun yanında özel bölgeler için yazılmış kitaplar var. Tabakatul Fukaha il Yemen, Yemen fakihlerini almış. Kudatu Mısır, Mısır kadılarını almış. Efendim Eşşakaikun Numaniye diye Osmanlı fakihlerini alan kitaplar var. Ayrıca işte Şirazi'nin Tabakatul Fukaha'da Hanefiler için özel bir bölüm ayrılmış. İbn-i Fadullah el-Umari'nin Mesalekül Ebsar gibi kitaplarda böyle Hanefilere özel bölümlerde ayrılmış. İmam Ebu Hanife ve ashabı ve ondan sonraki gelen öğrencileri ile ilgili tabii birçok eser kaleme alınmış. İşte Katip Çelebi Keşf-ü Zünun isimli kitapta Tabakatul Hanefiye diye böyle bir bölüm açmış. Orada 16 eser liste vermiş. DİA maddesinde ve Huzeyfe Hoca'nın çalışmalarında 25 kadar kitap verilmiş. Tabii bunun dışında başka kitaplar da var arkadaşlar. Peki bu çalışma Hanefilerde ne zaman başlamış? Öncelikle Saymeri'nin arkadaşlar Akhbar-ı Ebi Hanife ve Ashabihi diye bir kitabı var. Vefatı 436. Belki Hanefilerdeki ilk çalışma bu. Ya da bize ulaşan ilk çalışma Saymeri'nin bizde var. Elhamdülillah. Akhbar-ı Ebi Hanife ve Ashabihi diye böyle bir kitabı arkadaşlar. Bazı işte ansiklopedi maddelerinde ya da şeylerde, makalelerde ilk tabakat Hanefilerde Kureşi ile El Cevahirul Mudiyye ile başladı diye yazıyor ama bu çok da doğru değil, eleştiriliyor. Çünkü Kureşi'nin vefatı 775, Saymeri 436, aralarında 2,5 asır var. Bu kitaba baktığımız zaman arkadaşlar İmam Ebu Hanife'nin, ashabının yani öğrencilerinin ve ondan sonra Saymeri'ye kadar gelen fukuhanın hayatını alan bir kitap. Bu anlamda belki bize ulaşan ilk Hanefi tabakat kitabı diyebiliriz. Yine arkadaşlar 6. asırda Hemedani'yi görüyoruz. Tabakat-ı Ashab-ı Ebi Hanife diye bir kitap yazmış Şafii alimlerinden. El-Cevahirul Mudiyye'nin de Kureşi'nin de kaynakları arasında. Büyük hacimli bir kitap. Kureşi onu gördüğünü, çok büyük hacimli bir kitap olduğunu söylüyor ama günümüze ulaşmamış maalesef.
Yine Mes'ud bin Şeybe Es-Sindi'nin Tabakatul Ashab isimli bir kitabı var. Bu kitapta maalesef günümüze ulaşmamış. 8. asra geçiyoruz. Necmettin Et-Tarsusi diye bir alimin arkadaşlar. Vefayatul Ayan min Mezhebi Ebi Hanife En-Nu'man diye bir kitap yazmış. Vefatı 758. Hanefi alimlerinin vefatının akılda kalmasını belki sağlamak için küçük hacimli bir eser yazmış. Manzum şekilde. Ve burada sadece isimler ve vefat tarihlerini vermiş. İsmail Şık tarafından tahkik ve tercüme edilmiş. Yine 8. asırda İbnül Mühendis diye bir alim, vefatı 769, Tabakatul Hanefiye diye bir kitap yazmış. İbni Hacer'in belirttiğine göre geniş hacimli bir eser arkadaşlar. El Cevahirul Mudiyye ile aynı dönemde belki telif edildiği halde çok ilgi görmemiş. Sebebini tam bilemiyoruz. Bize ulaşan bir nüshada bulunmuyor. Yine arkadaşlar 8. asırda Kureşi'nin vefatı 775 El Cevahirul Mudiyye fi Tabakatil Hanefiyye kitabını görüyoruz. Hanefilerdeki en meşhur kitap bu. Yaklaşık 2000 tane Hanefi fakihin hayatını yazmış. 168 kadar kitaptan faydalanmış. 5 cilt olarak Abdülfettah el-Huluv tarafından tahkik edilip basılmış. El-Cevahirul Mudiyye bizde herhalde vardı. Şurada arkadaşlar. Bizde de bu kitap var elhamdülillah. 5 cilt olarak. Evet. Abdülfettah el-Hulu tarafından şey olmuş. Tahkik yapılmış, basılmış bir kitap. Yine o dönemde arkadaşlar İbn-i Dokmak diye bir alim görüyoruz. Nazmül Cuman fi tabakat ashabi imamina en-Nu'man diye. Kitapların hepsi de kafiyeli. Böyle bir kitap yazmış. 3 cilt halinde geniş hacimli bir tabakat kitabı. 1. ciltte İmam Ebu Hanife'nin hayatı, 2. ciltte de Hanefi alimlerin hayatını almış. 9. asra geçiyoruz. Burada da Firuz Abadi'nin Şafii alimlerinden vefatı 817. El Mirqatul Vefiyye fi Tabakatil Ulema'i Sadetil Hanefiyye diye bir kitap yazmış. Firuz Abadi'nin biliyorsunuz meşhur El Gamusul Muhit diye bir eseri var. İslam Arap Edebiyatı tarihinde önemli bir eser. Önemli bir lügat. Öyle diyelim. El Gamusul Muhit. Sonra Osmanlıca'ya tercüme edilmiş Okyanus diye. Tabii önceki dönemlerdeki lügatlara bakarken arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz? Kelimenin son harfi. Zehebe. Zehebe'yi arıyorsunuz mesela. Z'den bakarsanız Sittin sene bulamazsınız. Ne yapmanız lazım? Ba'dan, B'den bakmanız lazım. Önce B'yi bulacaksınız. Sonra ondan Z'yi ve H'yi bulacaksınız. Zehebe bu şekilde. İşte Firuz Abadi'nin de böyle bir kitabı var. Yine arkadaşlar o dönemde 9. asırda İbnül Cezeri diye meşhur kıraat alimi vefatı 833 Ed-Deracatul Aliye Aliye fi Tabakatil Ulema'il Hanefiye diye böyle bir kitap yazmış. El-Cevahirul Mudiyye'yi esas alarak yazdığı söyleniyor. 9. asırda İbn-i Gadi Eş-Şuhbed isimli bir alimin Et-Tabakatul Hanefiye'yi görüyoruz. Şafii alimlerinden. Et-Tabakatul Şafiiye diye de kitabı var bu alimin. Fakat bu Hanefi alimleri ile ilgili tabakat kitabı bize ulaşmamış. Maalesef bazı kitaplar ya dünyadaki bazı kütüphanelerde, mesela Girit'te ve benzerilerde çok kitap var. Bir belgesel izlemiştim. Hala onlar duruyor.
bizim Süleymaniye'de var, işte birçok yerde kitaplar var, Mısır'da var, Şam'da var, Bağdat'ta artık kaldıysa bilemiyorum. Maalesef böyle. Birçok kitap kayıp. El Kütübül Mefkud, Mefkude diye kitaplar var maalesef. Yine 9. asırda arkadaşlar Bedrüddin el-Ayni, muhaddis fakih Hanefiye Ayni'nin Et-Tabakatul Hanefiye diye bir kitabı var. Bu da bizim bu döneme ulaşmamış. O dönemde arkadaşlar İbn-i Kutlu Boğa'nın vefatı 879, Tacut Teracim diye bir kitabı var. Bu bizim kütüphanemizde de var. Tacut Teracim. İbn-i Kutlu Boğa burada Hanefi imamların hayatını kısa kısa almış. Şöyle elden ele şey yapalım. 350 kadar Hanefi alimin hayatını kısa kısa almış. İbn-i Aca diye bir alim, vefatı 881, Et-Tabakatul Hanefiye isimli 3 ciltlik bir kitap yazmış. Her an günümüze ulaşan bir nüshası bulunmakta. Yine İbn-i Şahne diye bir alimin, vefatı 890, Et-Tabakatul Hanefiye diye arkadaşlar. 5 cilt bir kitap yazmış. Fakat günümüze ulaşmamış bu kitapta. Yine o dönemde Sahavi Şafii alimlerinden Et-Tabakatul Hanefiye isimli bir kitap yazmış. Meşhur tarihçi Sahavi'nin kaleminden çıkan bir kitap. Tabakat konusunda kaynaklardan birisi. 10. asra geliyoruz. Burada Osmanlı alimlerinden Kemal Paşazade, vefatı 940. Onun Er-Risale fi Tabakatil Eyyimetil Hanefiye diye Hanefi alimlerini 7 tabakaya ayırıyor biliyorsunuz. İşte, şeriatta müştehit, mezhepte müştehit, meselede müştehit, tahriç ehli, tercih ehli filan diye ilk defa böyle Kemal Paşazade tarafından 7 tabakaya ayrılan müştehitlerin hayatı kısa kısa bu Osmanlı Şeyhülislam'ı Kemal Paşazade tarafından yazılmış. Eleştiriler var hocam bu tabakata dair. Bazı 7 şeyi eleştiriler var. Doğru. Ben de çok katılmıyorum. mesela İmam Ebu Yusuf'la Muhammed'i mezhepte müştehit demiş. Halbuki o şeriatta müştehit. Bazen hocalarından ayrılıyor. Kendileri içtihat ediyor. Zaten İmam Ebu Hanife olmasaydı bunlar ayrı bir belki mezhep olurdu. Evet, İmam Ebu Hanife'yi gören ayrılamıyor. Şeyinde olabilir mi? Mezhebini gördüğü için ondan zaten müştehit bir mezhepten sebebi mezhep dışında çok farklı bir mezhep metot oluşturuyor. Yani hocasına bağlı olduğu için belki mezhepte müştehit o anlamda almış olabilir. Doğru. Bunun dışında da var ama sanki. Mesela örneğin casası ta 4. derecede tahriç ehlinden alıyor. Buna çok büyük Ömer Nasuhi Bilmen de çok kötü evet, mesela. Doğru. Sarasi gibiler ondan çok sonra gelmiş. Onun ilminden çokça istifade etmiş olmasına rağmen Sarasi gibiler ondan çok daha yüksek bir daha yüksek diye gibi görünüyor. Evet. Bir takım şeyler Kemal Paşazade'nin bu yedili ayrımı tenkit ediliyor. Doğru. Yine arkadaşlar 10. asırda İbn-i Toğlun isimli bir alim, vefatı 953, El-Guraful Aliye fi Teracimil Müteahhiril Hanefiye diye böyle bir kitap yazmış. Aslında El-Cevahirul Mudiye'ye bir zeyil şeklinde yazmış. Yine o dönemde arkadaşlar Kınalızade, vefatı 979, Muhtasar fi Tabakatil Hanefiye'yi yazmış. 10. asırda belki en önemli kitaplardan birisi Ketaib Kefevi'nin Kefaül Alamil Ahyar min Fukaha'il Mezhebin Nu'manil Muhtar. Sonu kafiyeli böyle güzel bir eser yazmış. Bunu da arkadaşlar bizim bu Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki hocalar şey yapmış, tahkik etmiş.
işte Saffet Köse, Murat Şipşek, Hasan Özer, Huzeyfe Çeker, Güneş Öztürk isimli hem üniversiteden hem de eğitim merkezinden hocalar beraber tahkik etmişler. 4 cilt olarak Mektebetül İrşad, İrşad Kitabevi'nden çıktı. Güzel bir çalışma yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. Yine bu dönemde Kutbettin En-Nehrevali vefatı 990, Kefevi ile aynı. Et-Tabakatul Hanefiye isimli 4 ciltlik bir kitap yazmış arkadaşlar. Fakat bu kitap kaybolmuş. Daha doğrusu bu alimin evinde bir yangın çıkıyor. Bu yangında kitap şey oluyor, yanıyor. İbn Hacer'in işte o gemide kitapların batıp da yok olması gibi. Sonra tekrar bir daha yazıyor. Demek ki el ilmu fis sudur la fis sutur. Kefevi kitabında bu Nehrevali'nin kitabından alıntılar yapıyor. Demek ki daha sonra tekrar yazmış ya da bir kısmını yazmış diyorlar. Yine Takvitin et-Temimi'nin et-Tabakatü Seniyye fi Teracimil Hanefiyye isimli bir kitabı var. Vefatı 1010 arkadaşlar. Bu kitap daha bizde var. Bu kitap da bizde var. Şöyle elden ele şey yapalım. O dönemde yine Aliül Kari'yi görüyoruz. Vefatı 1014. El Esmarül Ceniyye fi Esmail Hanefiyye diye bir kitap yazmış. Bezzazi'nin Menakıb-ı Ebi Hanife ile El Cevahirül Mudiyye'yi ihtisar etmiş. 11. asırda arkadaşlar Edirne'li Mehmet Kamil Efendi diye bir alim. Vefatı 1136. Mehamül Fukaha isimli bir kitap, küçük hacimli bir kitap yazmış. Son dönem Hanefi alimleri hakkında bilgi vermiş. Ayrıca Hanefi kitapları hakkında da bilgi vermiş. Bu açıdan hem biyografi hem de biyografi kaynaklarını bize aktaran önemli bir kitap. Bu kitap üzerinde de arkadaşlar Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir arkadaş yüksek lisans kapsamında tahkik yapıyormuş. Tahkik devam ediyormuş. 13. ve 14. asırlara geliyoruz. Bu dönemde Abdülhay el-Leknevi vefatı 1304 El-Fevaidül Behiyye fi Teracimil Hanefiyye isimli bir kitap yazıyor. Leknevi'nin bu kitabı da bizde olması lazım. Hemen bir bakalım şöyle. Belki de çıkarmamışızdır. Tamam. Yine Leknevi'nin Tarabül Emasil bi Teracimil Efadil diye Hanefi fakihlerini anlatan bir başka eseri daha var. Bu iki eser de neşredilmiş. Tabii burada arkadaşlar basım yapılan eserlerden işte Saymeri olsun, Leknevi olsun, bunların yeniden üzerinde tahkikli bir çalışma yapılması faydalı olur. Hanefi alimlerine dair umumi tabakat kitapları yanında Osmanlı dönemindeki fakihler için alan işte Eşşakaik Numaniye isimli Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin bir kitabı olduğunu söylemiştik. Eşşakaik En-Numaniye, Numa'nın arkadaşları diye böyle bir kitap yazmış. Sonra bunun üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış. En son Bursalı Mehmet Tahir tarafından Osmanlı müellifleri diye tercüme edilmiş. 3 cilt. Bizde olması lazım bu kitap arkadaşlar. Son dönemde Yusuf Ziya Kavakçı 11. ve 12. asırda Karahanlılar devrinde Mavera-ün-Nehir İslam Hukukçuları diye böyle bir çalışması var. Recep Cici Hoca'nın kuruluştan Fatih devrinin sonuna kadar Osmanlılar'da fıkıh çalışmaları diye bir doktora tezi var. Yine arkadaşlar Ahmet Özel Hoca'nın Hanefi Fıkıh Alimleri diye güzel bir eseri var. 1990'da basılmıştı. Sonra ilaveler yapıldı. En son diğer mezhep imamları da eklendi. Ve şöyle kalın bir cilt halinde yeniden basıldı. Diyanet Vakfı tarafından yeniden basıldı. Onu alırsanız
İçinde hemen hemen aradığınız alimlerin hepsi bulunmaktadır. Tabii bu şeyde İmam Ebu Hanife'nin kendine, hayatına ait özel kitaplarda yazıldı arkadaşlar. Mesela Menakıbul Ebi Hanife diye bilinen Mekki ya da Muvaffakuddin Ahmet el Mekki diye bilinen bir alimin kitabı bizde bulunmakta. Burada bu zat senetle nakletmekte. Yani buradaki menakıbı senetle nakleden kitaplardan birisi. Vefatı 568 Mekki'nin. Tahminim 70 hacimli bir kitap, öyle diyelim. Şöyle elden ele geçsin. İmam Suyuti'nin Tebyizus Sahife isimli bir kitabı var. Bi Menakıbil İmam Ebi Hanife diye. Burada İmam Ebu Hanife'ye işte yapılan saldırılar vesaire, onlarla ilgili analizler, cevaplar var. El-Kant fi zikri ulema-i Semerkant isimli Nesefi'nin, önceden görmüştük bunu. Bu kitap da bizde varmış. Bunu da ben yeni öğrendim. Şöyle. Yine bizim kütüphanemiz arkadaşlar, El-Budurul Mudiyye fi Teracimil Hanefiyye diye Kümellâ'i isimli bir alimin kitabı olduğunu şimdi şey yaptık. 23 cilt olarak belki en geniş tabakat kitaplarından birisi. Şu şey yapalım. Şöyle elden ele gidebilir. Tabakatul Hanefiye isimli yine Hümeydi'nin bir kitabı var. İbnül Hanai isimli bir alimin arkadaşlar. Vefatı 1072. Bizim kütüphanemizde de bulunmakta. Bu şekilde mesela şeyin Kevseri'nin, Zaydül Kevseri'nin Husnü Takadi fi Siretel İmam Ebi Yusuf, İmam Ebi Sun ve Bulugul Emani fi Siretel İmam Muhammed Eşşeybani. Onlar ayrı kitap olarak da basılmış. Şöyle. Yine Zaydül Kevseri'nin Lemahatun Nazar fi Siretel İmam Züfer, İmam Züfer'in hayatı. El İmna var. Bi Siretel İmameyn El Hasan İbn Ziyad ve sahibihi Muhammed İbn Şuca. Bu iki imamın, Hanefi imamın hayatı var. Bir de El Havi diye Zaydül Kevser'in Fi Siretel İmam Ebi Hafs Ebi Cafer Et Tahavi, İmam Tahavi'nin hayatı. Bu üç imamın da hayatı şu kitapta var arkadaşlar. Bunları tercüme etmek gerekiyor da işte kim edecek? İnşallah siz edeceksiniz. Ya da biz edeceğiz. Allah razı olsun. Aklınıza takılan bir şey varsa buyurun. Allah razı olsun. Evet, Hanefi tabakatını burada bitirmiş oluyoruz.